Merhabalar, ben Avukat Mehmet Emin Tatlıpınar. Bugün sizlere olan kanun yolları, olağanüstü kanun yolları ve anayasa mahkemesine bireysel başvuru yolu konularını anlatacağım. Ceza muhakemesi sürecinde kesinleşmemiş karar ve hükümler için başvurulan kanun yolu, olağan kanun yolları, kesinleşmiş karar ve hükümler için başvurulan kanun yolu ise olağanüstü kanun yolu olarak adlandırılmaktadır. Olağan kanun yolları, itiraz, istinaf, temyiz. Olağanüstü kanun yolları ise, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itiraz yetkisi, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itiraz yetkisi, kanun yararına bozma ve yargılamanın yenilenmesidir. Ayrıca bunlara ilaveten bir de herkesin anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla başvurabileceği bir hak arama yolu olan Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yolu bulunmaktadır. Bu yol anayasada tanımlanan ve aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile ek protokollerde yer alan temel hak ve özgürlüklerden herhangi birinin ihlali halinde başvurulan bir yargı yoludur. Tutuklama ise kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlali sebebiyle en çok bireysel başvuruya konu olan tedbirdir. Anayasa Mahkemesi'ne anayasada Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde ve Türkiye'nin taraf olduğu ek protokollerde güvence altına alınan hakları ihlal eden herkes bireysel başvuru yapabilir. Özel hukuk düzel kişileri yani dernekler, vakıflar, şirketler, ancak tüzel kişiliğe ait hakların ihlal edildiği iddiasıyla başvuru yapabilirler. Kamu tüzel kişileri ise Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapamazlar. Hakları ihlal edilen kişiler idari yargısal yolların yani olan kanun yollarının tamamını tükettikten sonra Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapabilirler. Yasama işlemleri, düzenleyici işlemler, Anayasa Mahkemesi kararları ve Anayasa'nın yargı denetimi dışında bıraktığı işlemler aleyhine bireysel başvuru yapılamaz. Kesin olarak verilen yerel mahkeme kararlarının tevhimi ya da tebliğ tarihinden itibaren olan kanun yolları tüketilmiş sayılır. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru süresi son olan kanun yolunun tüketilmesinden itibaren 30 gündür. 30 gün içinde bireysel başvuru formu ve ekli belgelerinin Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesi gerekir. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru harcı tabi olup harç miktarı da her yıl harçlar kanunu ile değişmektedir.